YGTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. Kendime Yazılar bloğunda Mahfiye Elmez'in 24 Nisan 2023 tarihinde yazmış olduğu Arjantin'den çıkarılacak dersler başlıklı yazısıyla birlikteyiz. Arjantin'in bugünkü durumunun kökenleri ve Türkiye ile karşılaştırmalar. 1929 Büyük Depresyonundan önce Arjantin sanayileşmiş ülkeler arasında yer alıyordu ve dünyanın en yüksek kişi başına gelire sahip 10 ülkesinden biriydi. Bugün kişi başına geliri 13.700 dolar dolayında, Türkiye 11.000 dolar dolayında bulunuyor. Arjantin nüfusunun %40'ı yoksulluk sınırının altında bulunuyor. Ekrana yansıtmış olduğum grafik iki ülkenin kişi başına gelirinin 2000'den bu yana gösterdiği gelişmeyi sergiliyor. Aksine bir açıklama verilmediği sürece yazıdaki bütün grafiklerin IMF, WEO Database Nisan 2023'teki veriler kullanılarak tarafından hazırlandığını belirtmek isterim, diyor Mahfiye İlmez. Arjantin ekonomisinin en zengin ülkeler arasında başlayan yolculuğunun bugün bu noktaya gelmesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlanan popülist uygulamaların fazlasıyla etkisi var. 1946 yılında Arjantin Devlet Başkanlığı'na seçilen Juan Perón, önceleri Arjantin'de devletçilik politikası uyguladı. Pek çok kuruluşu millileştirdi. Peso'nun devalüe edilmesini ve bu yolla ihracatı artırmayı denedi. Altyapı yatırımlarına ciddi paralar harcadı, 5 yıllık bir sanayi planını devreye soktu. Çiftçileri ürünlerini devlete düşük fiyatla satmaya zorladı ve bu ürünleri ihraç ettirerek devlete ciddi kazançlar sağlanmasının yolunu açtı. Çiftçilerin bu durumu protesto etmek üzere üretim kısıtlamasına gitmesi sonucu ülke tarım ürünleri üretiminde zor duruma düştü ve bu ürünleri ithal etmek zorunda kaldı. Perón, İkinci Dünya Savaşı sırasında biriktirilen paraları harcayarak çalışanlara erken emeklilik, maaş artırımları gibi haklar tanıdı. Bu adımlar bütçe açıklarının artmasına ve enflasyonun yükselmesine yol açtı. Bir yandan da ordu üzerindeki etkisini kullanarak ülkede hemen her alanda kontrolü eline aldı. Özgürlükleri kısıtladı, liyakatı bir yana bırakarak her tarafa kendi adamlarını, destekçilerini yerleştirmeye girişti. Basını tümüyle kontrol etme noktasına geldiğinde artık tam bir diktatörlük kurmuştu. 1951'de yeniden seçildiği dönemde enflasyon giderek yükselmiş, yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ülkede her şey kötüye gitmeye başlasa da Perón'un hala çok sayıda destekçisi vardı. 1955'te askeri ayaklanma karşısında ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İspanya'ya, yani Madrid'e yerleşti ve buradan ülkedeki yandaşlarını, yani Peronistleri yönetmeye devam etti. 1973'e kadar süren askeri yönetimden sonra demokrasiye dönüldü ve Perón ülkeye dönerek yapılan seçimi kazandı ve tekrar devlet başkanı oldu. Eşi Isabel Perón'u da başkan yardımcısı yaptı. Enflasyonu düşürebilmek için uygulamaya giriştiği fiyat ve ücret artışlarını dondurmaya yönelik heterodoks politikada başarılı olamadı. O sıralarda yaşanan petrol krizinin de etkisiyle Arjantin ödemeler dengesi krizine girdi. Sendikalar uygulanan politikaya ağır tepki göstermeye başladı. Juan Perón'un 1974'te ölümünden sonra başkanlık görevini eşi Isabel Perón üstlendi. Isabel Perón döneminde her şey daha da kötüye gitti ve enflasyon %600'ü aşarak hiperenflasyona dönüştü. Isabel Perón 1976'da askerlerin yönetime el koymasıyla iktidardan uzaklaştırıldı. Perón döneminin yarattığı eldekileri harcayıp mevcutları satıp günü yaşamak felsefesi olarak özetlenebilecek yaklaşımın toplumda ilginç bir alışkanlığa yol açtığını söylemek yanlış olmaz. İnsanlar enflasyonun devam edeceğini hissettikleri anda paradan kaçmaya, alabilecekleri her şeyi almaya yöneliyor ve sanki yarın hiç olmayacakmış gibi bir yaşam sürdürmeye çalışıyorlar. Bugün itibariyle Arjantin'de enflasyon %104. Arjantin dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip dördüncü ülkesi. Türkiye ise %50,51 ile 7. yüksek enflasyona sahip ülke, diyor ve ekrana Mahfiye Elmez'in paylaştığı grafiği getiriyorum. Arjantin, Türkiye enflasyon karşılaştırmasını. Arjantin Merkez Bankası'nın faizi artırmasına karşın enflasyonu niçin düşürmediği sorusu bugünlerin yanıtı en fazla aranan sorularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun birden fazla nedeni var. İlk nedeni faizin yeterince artırılmamış olması. Ekrana yansıtmış olduğum grafikte Arjantin enflasyonu, diğer grafikte Arjantin'in Merkez Bankası'nın faizinin gelişimini gösteriyor. Grafikler tradingeconomics.com'dan alınma. Bir diğer grafik ise Brezilya'da enflasyonun
Ve Merkez Bankası faizinin yan yana gösterildiği grafikler yine tradingeconomics.com'dan alınan grafikleri paylaşmış. Ben de ekrana yansıtıyorum. Brezilya Merkez Bankası enflasyona karşı çok daha hızlı ve aktif tavır alarak artırmış ve bir yıl önce %12,13 olan enflasyonu bugün itibariyle %4,65'e düşürmüş. Kuşkusuz enflasyonu düşüren tek neden faizi artırmak değil. Brezilya buna ek olarak yapısal reformlara da girişmiş. Arjantin toplumunu alınan ya da alınması vaat edilen önlemlere inançsızlığa iten önemli nedenlerden birisi de bütün bu yanlış politikaların sonucunda Arjantin pesosunun yaşadığı dış değer kaybıdır. Ekrana yansıtmış olduğum grafikte pesonun dolar karşısında yaşadığı değer kaybının investing.com'dan alınan grafiğini Mahfiye Yılmaz paylaşmış. Ben de ekrana yansıtıyorum. 2017'den sonra Arjantin pesosunun değer kaybı hızla artmış görünüyor. Arjantin'de zaten yüksek olan enflasyonun 2017'den itibaren hızla yükselmesi, Merkez Bankası rezervlerinin iyice düşmesi, %10'lara yaklaşan bütçe açıkları ve bunları kapatmak için zaten yüksek olan vergi oranlarının artırmanın zorluğu hükümeti bir kez daha fiyat, ücret, kur, kira kontrolü gibi heterodoks politikalar uygulamaya yöneltti. Sermaye hareketlerinin kontrolü de işin içine girince kur hızla yükseldi ve peso rekor değer kayıpları yaşadı. Arjantin dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan en küçük bir krizden bile etkilenir olmuştu. 2017'de Arjantin Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesine geçmesinin de yararı olmadı. Çünkü insanlar artık verilen sözleri ve konulan hedefleri güvenilir bulmuyorlar. Bugün Arjantin'de egemen olan genel davranış paradan kaçış eğilimidir. Arjantin'in geçmişinde döviz mevduatlarının belirli bir kurla zorunlu olarak pesoya dönüştürülmesi de olduğu için insanlar dövizde durmayı ya da en azından dövizlerini bankada tutmayı tercih etmiyorlar ve paralarını tüketmeye çalışıyorlar. Arjantin'in büyüme patikası da Türkiye'ye oldukça benziyor. İkisi de inişli çıkışlı. Ekrana yansıtmış olduğum tabloda iki ülkenin büyüme oranlarını yıllar itibariyle paylaşmış Mahfiye Eğilmez. Türkiye ekonomik büyüme konusunda Arjantin'e göre daha olumlu bir gelişme içinde görünmekle birlikte her iki ülkedeki büyüme istikrarsızlığı dikkat çekicidir. Dönem boyunca Türkiye iki kez, Arjantin üç kez slamflasyona yani yüksek enflasyon ve ekonomik küçülmenin bir arada olduğu duruma girmiş görünüyor. Yine paylaşmış olduğu grafiği ekrana getiriyorum. Burada da Arjantin ve Türkiye'nin cari dengelerinin gayri safi yurt içi hasılalarına oranları yer alıyor. Bu grafikten de görüleceği gibi diyor Mahfi Eğilmez, son 22 yılda Arjantin Türkiye'ye göre cari dengede daha iyi durumda kalmış görünüyor. Buna karşılık zaman zaman başta soya fasulyesi gibi tarımsal ürünler olmak üzere ihracatta yaşadığı sıkıntılar Arjantin'in de cari açık sorunuyla karşı karşıya gelmesine yol açmış görünüyor. Değerlendirme paragraflarında ise şunları aktarmış bizlere Mahfiye Eğilmez. Arjantin aslında uzun yıllardır benzer bir ekonomik çıkmazın içinde dönüp duruyor. Popülizm. 1970'lerde diğer Latin Amerika ülkeleriyle birlikte büyük bir dış borç krizinin içindeydiler. Bu borçlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından önce uzun vadeye yayılıp taksitlendirildi, sonra da önemli bir bölümü silindi. Buna karşılık Arjantin kısa sürelerle ara vermiş görünse de popülist politikalara girmekten hiç vazgeçmedi. O nedenle de krizden uzun süre uzak duramadı. Arjantin ekonomisinin içinde bulunduğu bu sürekli kriz durumuna sonu asla gelmeyen kriz adı veriliyor. Enflasyona karşı hükümetlerin daha çok büyümeyi kollama eğilimi insanların harcama eğilimini artırıyor. Tasarruf yapılmamasına yol açıyor. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla Arjantin'in içinde bulunduğu durum ve çözüm için ortaya atılan yaklaşımlar birbirine çok benziyor. Arjantin'de tıpkı Türkiye gibi yüksek enflasyona, hayat pahalılığına, paranın dış değer kaybına karşın lüks mağazalar ağzına kadar dolu. Lüks restoranlarda yer bulunamıyor. En pahalı cep telefonları için ön siparişler veriliyor. Pek çok kişi ülkenin krizde olmadığını iddia ediyor. Enflasyon uzun sürdüğünde toplumun davranışları değişiyor ve eldeki parayı bir an önce harcamak temel hedef haline geliyor. Öyle olunca talep gereksiz yere artıyor. Talep artınca fiyatlar artıyor ve enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükseldikçe paradan kaçış ve harcama eğilimi daha da artıyor. Böylece tüketim artışı enflasyonu,
Enflasyon artışı da tüketimi besler hale geliyor ve ekonomiye kısır döngüye giriyor. Yazısının son paragrafında Mahfi Eğilmez diyor ki, böyle bir ortamda tek başına faizi artırsanız da çözüm olmuyor. Çinli bilgelerin dediği gibi, uçurumun kenarından atın yularını çeksen de yararı olmaz. Bir sonraki GGTV sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek sağlıkla kalın, esen kalın, hoşça kalın.